Derin. Derin Hanım. Aklımı aldın Rahmet ya. Sen ne yapıyorsun bu halde okulda ya? Çalışmak için geldim işte. Bu halde? Senin 24 saat daha uyuman gerekiyor Derin ya. Ne var canım halimde? Bir şey yok. Yani iyiyim. Gayet iyiyim. İyisin. Evet. Ya Rahmet ne yapıyorsun? Öf akşamdan kalmayayım işte tamam mı? Ver gözlüğü. Öyle sabahlar olmasın diye eğlenirsen böyle olursun tabii. Ya deme öyle deme. Bak hepsi Deniz'in yüzünden işte. Derin ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok iyi oldu biliyor musun? Ya ben senin bambaşka bir yüzünle tanıştım dün gece ya. O neydi öyle ya? Kesin bir şey yaptım. Ay rezillik ne yaptım? Rahmet bak ben ne yaptıysam ya da ne söylediysem bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü ama kendimde değildim. Bak valla o dün akşamki Derin var ya. Heh. O Derin bu Derin değil. Yani ben o değilim. Gerçekten çok özür dilerim. Bir şey yapmadım dur sakin ol ya. Bir şey yapmadın. Dalga geçiyorum ben. Bir şey yapmadım. Yapmadın. Eminsin? Eminim yapmadım bir şey. Bir sakin ol ya. Ne çalışıyorsun sen? Dekanlık sabah bir mail attı. Hı-hı. Yani tüm öğrencilere göndermişler. Bütün bölümleri kapsayan bir yarışma düzenliyorlarmış. İşte öğrenciler proje hazırlayıp yarışmaya katılacak. Sonra her bölümün kazananı da bir seneliğine yurt dışına bursu gönderecekler. Sen bunun için mi okula geldin Derin? Senin bursa ihtiyacın mı var ya? Ya bursa yok ama adımı duyurmaya ihtiyacım var. Hem projem kazanırsa hayata geçirmek için ödenek bile alabilirim. İşte kütüphanede çalışacağım biraz o yüzden. İyi. Sana kolay gelsin o zaman. Ben buralardayım tamam? Rahmet. Sakın Derin. Bak sakın. Ya tamam. Ama sen de kestirip atma. Bir düşün ya. Sadece bunu istiyorum. Ne olur sanki katılsan. Senin için çocuk oyuncağı bunlar. Kolaylıkla kazanırsın. Belki beraber gideriz yurt dışına. İstemiyorum Derin. İstemiyorum. Tamam mı? Bak sakın kendi başına iş yapmaya kalkma tamam mı? Bu sefer hakikaten tadı kaçar yani. Bu Deniz'in sevgilisi değil mi ya? Ne yapıyor burada bu? Tolga. Hasta falan mı oldun sen? Ne oldu? Deniz. Deniz beni terk etti Derin. Hiçbir neden yokken gelip öyle bitti dedi. Dedik oğlum sana. Tamam Tolga'cığım konuşmak ister misin? Deniz'i çok seviyorum ben Derin. Onsuz ne yapacağım şimdi ben ha? Ya abartma oğlum bir üç günlük şey için seninle ya. Ne diyorsun Rahmet ya? Sevmenin şüphesi mi olur hem? Ne yapacağım ben şimdi? Onu geri döndürmek için ne yapabilirim ha? Söyle. Ya ne yapacaksın oğlum? Hiçbir şey yapamazsın ya. Ya ne var ya? Kendini kandırmasın çocuk. Ya belli ki bu panayır şişesi için takılmış seninle. İşi bitince de yani. Ay Rahmet, anladık tamam. Deniz olmuş, sen de öldürüyorsun yani. Ya ne? Öyle daha çok üzülür çocuk. O yüzden diyorum. Ya neyse canım ya, tamam benim bir şey yaptığım yok. Sen beni bulursun zaten bir şeye ihtiyacın olursa. Ne yapıyorsanız yapın.
Evet, bekliyorum. Neyi? Niye burada beklediğini öğrenmeyi tabii. Neyi olacak? Ben de senin bitirmeni bekliyorum ki ben de işimi yapayım burada yani. İyi. Geç yap o zaman. Sen beni seyrettin. Sıra ben. Saçmalama Deniz. Çocuğu bırakmışsın. Olması gerekiyordu değil mi? Nikah giyecek halim yoktu ya. Geç bile kaldı. Çocuk yukarıda derinin omzunda ağlıyor ama. İyi ya işte. Avutsun derin. En iyi yaptığı şey. Bayılır yara sarmaya. Niye ayrıldın sen bu çocuktan? Sana ne? Ben sana soruyor muyum derinle niye ayrıldın diye? En azından ben senin gibi insanları darmadağın etmiyorum. Öyle mi sanıyorsun? Ne demek bu şimdi? Ben Tolga'yı bitti dedim, kapandı gitti. İki gün ağlar, haftaya niye ağladığını bile hatırlamaz. Ama derin seninle beraber olmayı bekliyor. Kızı oyalamışsın yok kafam karışık bilmem ne falan diye. Yerleri süpürmekten başka ne yapıyorsun ki? Nasıl karışıyor kafan yani? Ben derin meselesinde samimiydim. Ben gerçekten onunla birlikte olmak istiyorum. O zaman rahmet. Neyi bekliyorsun? Hı? Minik kelebekler gibi elleri tutuşup pamuk şekereyin. Ders falan çalışın. Ne duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Sen benden değil. Kendinden kaçıyorsun canım. Bunu kabullendiğinde gel. Buralardayım. Olmasan keşke. Of Deniz, of ya. Tolga çok üzgün. Ne zevk alıyorsun insanları bu kadar üzmekten acaba? Sen taktın mı çocuğa ha? Uğraşma, geçer. Senin kadar vurdum duymaz olamıyorum ablacığım, kusura bakma. İyi o zaman derin. Çok üzüldüysen al senin olsun. İnsanlara eşya gibi davranmaktan vazgeç artık. Kaç yaşına geldin ya, büyü biraz. Abla. Hayır. Ya daha ne söyleyeceğimi bile bilmiyorsun, hemen hayır diyorsun. Bak bir dinle. Böyle miyavlamaya başladığında hoşlanmayacağım bir şey söyleyeceğini biliyorum ama Derinciğim. O yüzden peşin peşin. Hayır. Abla, rahmetin bu yarışmaya girmesi şart. Kazanana yurt dışında okumak için burs verecekler. İyi derin. Söyle girsin o zaman, bana ne? Girmiyor işte. Öyle söylemekle olacak bir şey değil. Daha ne olduğunu anlatamadan konuyu kapattı zaten. Ama sen eğer istersen onu yarışmaya sokmanın bir yolunu bulursun. Sınav kağıdını değiştirmeyi nasıl başardın? Delirdin herhalde derin. İstemiyor adam ya, zorlama. Hademe olmayı seçmiş. Bu dünyada herkes profesör olmak zorunda değil dedim sana. Rahmet olmak zorunda. Ya sen onun ne kadar özel biri olduğunun farkında değilsin. Cam silerek kendini ziyan etmesine seyirci kalmayacağım, anladın mı? Vay be. Sonra insanlarla oynayan ben oluyorum. Ya ne alakası var, aynı şey mi? Rahmeti bu yarışmaya sok abla. Senden sadece bunu istiyorum. Benim için yap, ne olursun. İyi tamam derin. Ama çok pişman olacaksın, bak söylemedi deme. Ne oldu yine?
İnanmayacaksın ama bu sefer konu benimle alakalı değil. Allah Allah. Yeryüzünde Deniz Çelik'le ilgili olmayan bir konu var mıymış ya? Ben de şaşırdım. Neyse. Sana bir iş teklifinde bulunmaya geldim. Ne işiymiş yine? Şu yarışma. Duymuşsundur. Birisi matematik alanında bu yarışmaya katılmak istiyor. Projesini yapabilir misin? İyi para verecek. Proje teslimi yarın yalnız, biliyorsun değil mi? Bir kütüphaneye ihtiyacım var yani. Evet. Okulda sabahlaman gerekecek. Derin de burada zaten. O da katılıyor yarışmaya. İkiniz beraber takılıyor musunuz falan gibi yaparsın. Kimse bir şey anlamaz. Projenin kazanma garantisi yok yalnız ha. Bunu arkadaşına söyle. Halledersin sen. Ne diyorsun? İyi tamam. Yalnız yarışma sonucu açıklanmadan alırım parayı ha. Proje sabah elimde olsun. Paranı alırsın. Sen sabaha kadar benimle mi kalacaksın şimdi? Çay getiririm, kahve getiririm. Karnın acıkır filan. Yani sen de sabaha kadar çalışacaksın burada sonuçta. Şahane olur gerçekten. Hah. Abi buradasınız. Aa Tolga. Ne işin var okulda? Yarışmaya mı katılacaksın sen de? Yok ya. Ben gidemedim. Ya Derin, sen de kalsam olur mu? Tek başıma kalınca kafayı yiyecek gibi oluyorum abi ben ya. Seninle olmak iyi geliyor. Ben takılırım şurada. Bak, kahve de getirdim size. Ha? İyi tamam, gel hadi ben gidiyorum zaten. Abi emin misin ya? Bak, kahve getirmiştim. Yok oğlum, ben bir dolanacağım zaten ya, geç sen. Geç, geç. İyi, sen acele etme, ben buradayım zaten sabaha kadar. İyi tamam. Abi ben sizin muhabbetinizi bozmadım değil mi? Yok oğlum, bozmadın. Ne bozacaksın muhabbetimizi ya? Sadece çok ağlayıp zırlama ha. Kız bak, proje yetiştiriyor burada, tamam mı? Ben Derine yapar mıymış öyle ya? Sabaha kadar çay, kahve, tost eksik etme. O iş bende, merak etme sen. Tamam, hadi. Aferin. Çalışıyorsun. Ne işin var Deniz senin burada ya? Çalışıyor musun diye kontrole geldim. Çalışıyorum gördüğün gibi. Çekil başımdan şimdi. Sabaha kadar biter mi? Sen izin verirsen niye bitmesin Deniz'ciğim? İyi. Devam et sen. Sabaha kadar başımdan mı bekleyeceksin Deniz? Aracıyım ben. Sorumluluklarım var değil mi? Tekrar uyuyup kalmana izin veremem. Tabii ki Derin anlattı bana her şeyi. Kardeşim benden bir şey saklamaz. İyi tamam. Neyse ne. Bu projeyi sabaha kadar bitirmemi istiyorsan
Rahat dur, tamam mı? Bak sen işine. Gerçekten uyuya mı kaldın? Yoksa kendini mi sabote ettin? Ne demek istiyorsun Deniz? Çok basit. Üniversite sınavını diyorum. Gerçekten uyuyakaldığın için mi kaçırdın? Belki etrafındakilerin biçtiği rol sana fazla gelmiştir. Küçük dünyanda mutlusundur. Fazlasına cesaretin yoktur. Olamaz mı? Belki içinde rahat ettiğin tek şey hademe tulumundur. Belki de öyledir ya. Aferin sana ya. Bak, ne güzel benim bir sırrımı keşfetmiş oldun şimdi, değil mi? Aferin sana. Hadi gel biraz da şimdi senin açıklarından bahsedelim, olur mu? Hı? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi Deniz sana? Ben en çok neyi merak ediyorum, biliyor musun? Neyi? Bu hoyrat, vurdum duymaz tavrının altında aslında nasıl zavallı birini sakladığını. İnsanları peçete gibi kullanıp kullanıp attığında aslında neyin öcünü aldığını çok merak ediyorum, biliyor musun? Ne oldu ya? Hı? Babam mı ilgi göstermedi sana? Öz çocuğunu değil de Deniz'i daha çok sevdiği için mi oldu bütün bunlar? Ha? Saçmalama. Annen mi? Ha? Ha, anne. Ne yaptı annen sana Deniz? Hı? Terk mi etti seni yoksa? Terk etti değil mi? Çok normal, biliyor musun? Senin gibi bir çocuğu olduğu için tiksinmiştir kadın tabii. Sen niye yaşamaya bu kadar acele ediyorsun? Kaybedecek vaktim yok. Neden? Sen niye bu kadar ağırdan alıyorsun? Ya sen bu konuda açılınca niye hep kaçıyorsun? Cevaplarından hoşlanmadığım sorulara tahammül edemiyorum. Hı. Sana bir sır vereyim mi? Makarnayı yaktın şapsa. Ya. Ya of ya. Of. Kan. Ya rahmet ya. Ya. Ya rahmet kapat şu musluğu ya. Rezil ettin zaten makarnayı. Dışarıdan mı söylesek? İşte onun için bile geç kaldım. Ne yapıyorsun Deniz? Senin yapamadığın şeyi yapıyorum. Ne? Karnımızı doyuruyorum. Saçmalama Deniz, yenmez o ya. Niye? Nesi niye yanmış, görmüyor musun? Ya. Hadi aç bakalım ağzını. Ya hayır, yemem ben bunu. Hadi hayatta. Rahmet ya, ben de inatlaşmaman gerektiğini öğrenemedin mi? Ya ayıp ya Deniz. Rahmet, hadi ya, al. Bir kerecik. O. Nasıl? Ya, bırak ya. Ya. Hadi bir tane daha, hadi. Ya, yemeyeceğim ya ben bunu. Beni seviyorsun ha, lütfen. Ya istemiyorum, bırakır mısın şunu? İyice şımardın ha. Oh.
Ya yine mi ya? Ya Deniz, hani alarm kuracaktın sen? Öyle mi yapacaktım? Kesin atılacağım işten ha bu sefer ben. Gelmiyor musun sen? Yok, sen çık. Biraz kendime geleyim, eve gideceğim. Ya Deniz, zaten devamsızlıktan kalacaksın böyle giderse ya. Niye gelmiyorsun kızım sen okula? Senin de tavladığıma göre okula dikkatimi çekecek bir şey kalmadı çünkü. Ha. Tamam. Tamam, ben de seni seviyorum da. Konumuz bu değil şu an. Daha ne kadar derinden kaçacaksın? Okulda, evde, bir yerde denkleşeceksiniz yani. Senin saçmalıklarını temizlemek biraz daha bekleyebilir. Ne benim saçmalıklarımı ya? Öyle Rahmet. Hiç kendini sıyırmaya kalkma. Eğer başında benim demiş olsaydı konu kardeşime kadar bulaşmayacaktı. Ben derine söylediklerimde samimiydim. Sadece... olay sonra kontrol eden çıktı diyelim. Yapma ya. Kendini benden korumak için resmen derinin arkasına saklandın ama. Sen de doğru düzgün belleseydin o zaman. Yani daha kolay olurdu. Zekiydin değil mi sen? Matematik formülüyorsun kızım sen. Ben senin formülünün artık sayısıyım bebeğim. Hesapların benim yüzümden tutmuyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz artık sayıları genelde yok sayıyoruz ama... Hele bir dene. Ölmeyi dileyecek hale getiririm seni. Tamam tamam ya. Ben dersimi aldım. Hadi Deniz. Hadi git yüzünü müzünü yıka. Daha seni eve bırakacağım, oradan okula gideceğim. Hadi. Yürü. Hadi sen Deniz, hadi ya. Ya niye getirdin beni odana? Biz seninle şu saatten sonra ne konuşacağız ki Deniz? Ha? Ne konuşacağız? Ben sana Rahmet'e aşığım dedim ya. Kavga ettiğimizde gelip sana ağladım ben. Ya ben de sana bırak onu. O çocuk sana göre değil dedim derin. Dinlemedin. Onu kendine aşık etmeye çalıştığını bilmiyordum da ondan. Ya kimse kimseye zorla aşık edilemez. Aşık olunur. Buna yapılabilecek bir şey yoktur. Ha, o sana baştan kapılmıştı zaten. Öyle mi Deniz? Bu daha bile iğrenç. Sırf Rahmet değil, ikiniz de kullandınız beni o zaman. Derin. Ben ona yapma dedim. Dinlemedi. Ya ikiniz de beni dinlemediniz zaten. Kusura bakma ablacığım. Senin olduğun bir yerde kendime ait bir hayat istemeye nasıl cüret ettim ben zaten, değil mi? Ya Derin, ya Derin, saçma sapan konuşma. Ne yapsaydım, hı? Bıraksaydım Rahmet'le Nidal Koca yaratacağım derken sinir hastası mı olsaydın? Ya ilişkiniz bundan öteye gitmeyecekti zaten. Ben başında kurtarmış oldum seni işte. Ha, sen beni kurtardın yani, öyle mi abla? Evet. Aynen öyle. Bana teşekkür edeceğin yerde beni azarlıyorsun ya. Halimize bak. Bir erkek için kavga ediyoruz resmen. Ne kadar ayıp. Derin. Benim için bir tek sen varsın. Her şeyden, herkesten önemlisin. Biliyorsun bunu. Rahmet'e aşık mısın Deniz? Yok canım. Ne aşkı ya? Ben öyle bir hata yapar mıyım? Takılıyoruz işte. Sıkılırız zaten, biter gider bir iki gün. Aşık bile değilsin Deniz ha? O bile değil yani. Sen iki gün sonra sıkılacağın adam için benim kalbimi böyle kırdın, öyle mi? Ya ben Rahmet'i bile bir noktada anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ben seni gerçekten hiç anlamıyorum. Tamam Derin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Ya bak, çıkacağım, işim var. Burada hala sana dert anlatıyorum ya. Oldu. Bitti artık.
Geçmişe çare yok. Düzeltemeyiz. Ne yapabilirim? Söyle, kendimi affettirmek için ne yapabilirim sana? Ya söyle, ne istersen yapacağım ya. Öleyim mi? Ne yapayım? Öleyim mi? Söyle. Rahmetten vazgeç. Ne? Madem her şeyden, herkesten kıymetliyim, seni affetmem için iki gün sonra sıkılacağım bir adamdan vazgeç. Çok mu? Nasıl olsa aşık olmak gibi bir hata da yapmamışsın. İyi. Tamam derin. Senden kıymetli değil sonuçta. Haklısın. Ben kendime yeni bir eğlence de bulurum. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? İşim falan da yok benim. Tamam. İptal ediyorum. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Sen de gel sonra beraber film falan izleyelim ha? Olur mu? Hadi bekliyorum. Beyefendi. Ya sen ne yüze geliyorsun buraya? Hiç mi utanma yok sende? Burası benim de evim. O utanma ikimizde de yok derin. Tamam. Bak. Şu an söyleyeceğim hiçbir şey. Yaptığımı, söylediğimi hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani bunun için çaba sarf etmek bile çok çirkin. Ben ne kadar suçlu olduğumun farkındayım. En azından. Ama hayatımın en büyük sırrını ağzına sakız edip ablamı da beni de darmadağın ettiğin için senden nefret ediyorum. Bu yüzden de suçluluk bile hissedemiyorum. Anladım. Bunları söylemek için mi geldin? Hayır. Deniz evde mi? Hayır. Ayrıca bundan sonra ona görebileceğini de pek sanmıyorum. Niye? Buraya gelmeden önce onu aradın. Ama telefonunu açmadı, değil mi? Evet. Ya Rahmet, sen gerçekten ablamın sana aşık olacağına, sonsuza kadar mutlu yaşayacağınıza falan inandın mı? Ne demek istiyorsun sen ya? Ablamın oyunlarına düşmeyecek kadar zeki değilmişsin demek. Derin, ne saçmalıyorsun? Tolga'ya düşüncesizce ettiğin lafları hatırlar Ahmet. Kız seninle eğlenmiş. Canı sıkılınca bırakıp gitmiş. Öyle iki günlük şey için üzülmeye değmez. Bunun gibi şeylerdi galiba. Ha? Açsana kapıyı ya. Abi neredesin ya? Hadi. Allah Allah. Açsana abi kapıyı. Hadi ya. Allah Allah. Ne vuruyorsun lan gümrüğün kapıya? Rahmet. Ne oluyor oğlum, bu halin ne senin? Bekar hayatı yaramadı ya sana, ben sana söyleyeyim. Niye geldin oğlum sen? Ne oldu? Oho! Oğlum sen babama dönmüşsün lan.
Ne oluyor oğlum, anlatsana. Aşık oldum oğlum işte. Ne yapayım? Aldı beni böyle bütün hücrelerine kadar. Sonra da terk etti gitti. Gittim yani. Niye? Eğleniyormuş. Ha. Ben biliyordum böyle olacağını da. Olmadı işte yani. Ben ondan kaçmak için neler yaptım sen biliyor musun? Ha? Kaçmakta da olmuyormuş abi işte. Gördük ablamı. Ablamın ne alakası? Barış'la birlikteler yine. Nasıl lan? Barış karısıyla ablamı hapisten çıkarsın diye evlenmiş. Ben demedim mi oğlum size bu işin altından bir şey çıkar diye? Bak. İyi. Boşansın karısıyla o zaman, evlensin ablamla. Nasıl yani? Abi Barış ablamı ne kadar üzdü. Neyse ya. Tamam. Tamam boş ver ya. Ne oluyorsa oluyor, biz de yetişemiyoruz ki zaten bir şeye. Sen onu bunu da. Sen ne yapacaksın? Geliyor mu, gelmiyor mu? Nasıl geleyim oğlum, ben halimi görmüyor musun sen benim ya? Ben bu halde nasıl çıkacağım ablamın karısına? Olma abi o zaman böyle. Kim diyor sana böyle ol diye? Ben sana diyeyim zaten. Şundan daha kötü bir halde olamazsın. Ablamı da mutlu etmek istiyorsan okuluna devam et abi. Kız zaten senden başka bir şey istemiyor ki. Bir de bir şey diyeceğim. O sarışına da bulaşma ha. Öldürür o adamı. Öldürdü zaten onu. Ha bakacağız işte, bir şekilde halletmeye çalışacağız yani. İyi tamam, sen eve git. Ben de toparlandığım zaman gelirim, tamam mı? Akşam gitsek mi konsere? Of Doruk ya. Sıkıldım senden. Dolaşma etrafımda, hadi bas git. İyi be. Ne halin varsa gör. Ay abla, madem istemiyordun niye taktın çocuğu peşine? İnsan her zaman iyisini bulamıyor. Değil mi Tolga'cığım? Sen iyiydin gerçi. Niye ayrılmıştım ben senden? Be yeter ama Deniz ya. İnsanların duygularına biraz saygın olsun. Eğleniyorum. Ne var? Siz çok fazla ciddiye alıyorsunuz ha bu işleri. Merhaba dediğiniz aşık oldum falan sanıyorsunuz. Sizin iki zırlayıp sonra unuttuğunuz şeye moralimi bozarak göremeyeceğim kendimi. Gerçekten çok zalimsin. Ay hadi onu boş verin de. Bence bu akşam birazcık dağıtmaya gidelim, ne dersiniz? Çok güzel bir parti varmış ya gerçekten. Bence biraz ihtiyacımız var buna. Ha? Ne dersiniz? Hatta ben arayayım Melisa şimdi, tamam mı? Arıyorum. Rahmet değil mi o ya? Niye gelmiş ki okula? İşi bırakmamış mıydı o? Demek ki sorumu çözen dahi çocuk sensin. Yani hemen bir soruda nasıl anladınız ki dahi olduğumu? Belki şansım yaver gitti. Çözüm yönteminden. Dehalara has bir cüretkarlık vardı. Kendi yöntemini geliştirmişsin. Yani o sizin yöntemlerinizi pek bilmediğimdendir. Lise mezunuyum ben.
Kitaplardan gördüğüm kadarıyla işte. Üstünde ben tamamlıyorum. Okul zihni terbiye eder Rahmet. Ama keşfedeceksen biraz terbiyesiz olmak gerek. Senden bilim insanı yaratacağız. Güzel, tamam. Yaratalım hocam da... yani benim paraya da ihtiyacım var. Böyle bütün günümü bu tip eğlencelere veremem yani. Ne kadar eğleneceğini sonra tartışırız. Hele bir işe başladı. Ha bu arada ben rektörlükle senin konunu konuştum. Seni misafir öğrenci olarak kaydedeceğiz. Benim asistanım olacaksın. Maaşın olacak yani. Hah. Tamam. Şimdi... bu gireceğin derslerin istesin. Bugün B100'e sınav yapacağım. Başlarında durursun. Şuraya bir yere geç yerleş. Hemen mi başlıyorum? Başladım bile. Masanın üstündeki siyah dosyada sınav soruları var. Onları sınıf mevcuduna göre çoğaltırsın. Senin ne işin var mantık dersinde Deniz ya? Siz kantinde bekleyin beni, ben de şu sınava girip geleyim. Bana bak abla, alan seversen yine boş kağıt verme. Ay Derin, o kadar geldim değil mi? Ha ya şey, kaleminiz var mı? Ay bu da öğrenci olacak. Selam. Öğrencilerle seni sahiplenecekleri kadar samimi ol. Ama sınırın olsun. Otoritenin üstüne çıkmalarına izin ver. Tamam hocam. Hadi bakalım. Suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsin. Oo, sınıf mevcudu çoğalmış. Sınav var dediler, geldik hocam. Rahmet, sen kağıtları dağıtabilirsin. Tabii hocam. Hocam, hiç tanıştırmıyorsunuz da arkadaş kim? Rahmet, yeni asistan. Artık sizin mızmızlıklarınızla o ilgilenecek. Vallahi ben bundan sonra ders kaçırmam hocam, söyleyeyim. Azıttınız yine. Bitince kağıtları toplar odaya getirirsin Rahmet. Tabii hocam. İlk yarım saat kimse çıkmayacak. Peki hocam. Hocam kağıt getirmedi. Tamam getiriyorum. Yok artık. Hayat. Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar, sessiz sedasız halledelim bu işi. Buyurun. Sen ne sevimli söyledin onu öyle ya. Cevapları okurken o kadar sevimli olmayabilirim yalnız. Evet Deniz Hanım, cevaplar benim yüzümde yazmıyor herhalde. Kağıdınızı ilgilenin lütfen. Çok zor sormuşsunuz ama hocam ya. Ben psikoloji öğrencisiyim. İki laklak edip geçeriz diye düşünüyordum. Kalacağız vallahi ya. Yani hayattaki tercihleriniz sonucunda katlanma öğrenmiş olursunuz en azından. Değil mi? Sınavdan sonra kağıdımızı görmeye gelebiliyor muyuz peki? Sizinle mi bakacağız? Evet. Benimle bakacaksınız. Ama onun için tabii
O kağıdı önce bir doldurmanız gerekiyor. Uzun uzun yazayım o zaman. Nereye Deniz Hanım? Sana ne? Arkadaşınla konuşmuyorsun. Konuşmalarına dikkat et istersen. İlk yarım saat kimse çıkmayacak benden. Geçelim. Dur dur hadi. Hocam Deniz'le uğraşma hocam. Çok pis can. Partinin birinde herifin tekini ortada madara yemedi. Biliyorum ben. Hadi sen devam et. Yet. Deniz Hanım, Deniz Hanım, Deniz Hanım. Şey hocam, Deniz Hanım'ı da bütünlemeye alsak mı? Sen sınavdan erken çıktığın için ceza almadın mı? Aldım hocam, evet. Ama ben zaten... Aldı hocam ama... Şimdi nasıl olsa kalacağım diye hiçbir derse girmez filan. Müsaade ederseniz bir şans daha verelim. Ben yapayım sınavını. İyi öyle olsun. Hadi yine asistanıma dua ettiniz. Boş sınıflardan birinde sınav yap. Diğerlerini bölmeyelim. Peki hocam. Buyurun Deniz Hanım. Buyurun Deniz Hanım. Ne yapıyorsun sen ya? Lan? Senin bana yaptıklarını bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok eğlenceliymiş ha. Hadi sınav abi. Buyurun Deniz Hanım. Rahmet ya. Sınav falan olmayacağım ben. Tamam akıllandım, dersimi de aldım. Ne yapıyorsun? Bu sınav bitmeden buradan çıkmak yok Deniz Hanım. Daha yaratıcı olsaydın bari. Hı? Ben ne yapayım? Kardeşinle mi beraber olayım? Hı? Böyle mi oynayacağız? Saçma sapan konuşma. Ya. Öyle kapıyı kilitleyip hocaları üstüme salmakla olmuyormuş değil mi? Yap şu sınavı Deniz. Tamam. Hemen bozulma sen de. Ben onu seni sinir etmek için söyledim. Ya ne yapayım ben senin kardeşinle, ne işim olur? İyi. Otur o zaman. Sen haklıydın Rahmet. Ben iddialaşmaktan, savaşmaktan başka bir şey anlamam. Çocuğu almak istiyorsun. Yaşadıklarını yaşatmak istiyorsun, biliyorum. Sen zaten onları yaşıyorsun Deniz. Sadece kendine itiraf etmeye yediremiyorsun. Benimle uğraşmaktan vazgeç Rahmet. Bu seni daha çok dibe çekmekten başka bir işe yaramaz. Bizim oyunumuz bitti. İki tarafın da kazanabileceği bir oyun yok. Gereğinden fazla uzatırsan sonunda herkes kaybeder. Deniz. Efendim. Aşık mısın?
Hayır. Faydasız. Sen burada mı çalışıyorsun lan? He, burada çalışıyorum ama ne yapacağım? Buraya da mı geleceğim? Şişt, bana bak lan. Ver şu anahtarı. Sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Yok ya. Ben senin keyfine hiç para ödeyemem. Hele ablam valideyken hiç ödeyemem. Bak gelirim içeri ha. Gelirsen gel baba ya. Ne yapacaksın? İki dakikaya sıkılacaksın zaten. İyi, sen kaşının ay babaymış. Selamünaleyküm. Şişt, lan faydasız ya. Böyle bir yerde çalışıyorsun, hala bana laga luga yapıyorsun. Oğlum senin en az 10 tane öyle ev kiralayacak paran vardır. Benden mi esirgiyorsun lan? He baba he. Benim o kadar param var, ben size söylemiyorum. Hmm. Bak baba, burada bugün çok önemli bir sempozyum var, tamam mı? Hmm. Avrupa'dan bir sürü matematikçi falan gelecek. Hmm. Ne olur burada bir maraza çıkartıp da beni işinden etme yani. Bak sen takıl buralarda, tamam mı? Hmm. Şş, bari arpa suyu falan lan. Ha? Ne arpa suyu? Okul burası baba. Oğlum şş, anahtar. İyi, sen bilirsin. Hocam, geldim ben. Ha, Rahmet. Konuklar iki saate kadar burada olurlar. Sana programı vereceğim. İki tane de öğrenci vereceğim. Sana yardım etsinler. Programı çoğaltsınlar, masalara dağıtsınlar. Peki hocam, tamam hallederim. Zaman kalmadı. Tamam. Derin, Tolga. Gelin bakayım. Rahmet'e yardım edin. Tamam? Ama... mecbur katlanacağız artık. Ne haber abi? İyi. Hadi gelin benimle. Tolga. Sen bunları çıkar şurada. Sen de düzenlediklerimizi malarsın. Burada Deniz'le olmayı tercih ederdin herhalde. Gerçi seni ablam konusunda uyarmıştım. Bütün erkek arkadaşlarıma aynı şeyi yaptığını söylemiştim. Bana gerçekten aşık olup olmadıklarını test ediyormuş. Sana özel bir durum değil yani. Tamam. İşimiz var, çalışıyoruz burada. Konuşmaya gelmedik değil mi? Vallahi hiç derine posta koyma abi. Senin yaptığın çok ayıptı. Ben ablama sordum biliyor musun? Eğer sana aşık olduğunu söyleseydi gerçekten hiçbir şey yapmazdım. Ne olursa olsun ablamı mutsuz etmezdim. Sonuçta iki insan birbirine aşıksa üçüncü kişi ne yapabilir ki, değil mi? Sen ne yaptın Derin? Senden ayrılmasını ben istedim Rahmet. Ama senin için daha acı olanı bunu ikiletmeden kabul etmesi bence. Ben istedim diye öylece ayrılıverdi senden. Sana gerçekten aşık değil. Sen o gece bizim kapıya geldiğinde biz içeride komedi filmi izleyip gülüyorduk.
içelim. Hocam. Derin çık dışarı hadi. Çık. Derin. Gel gidelim biz. Sen yapacaksın. Sen şimdi bu kadına aşık oldum diyorsun ha Fikri? Oldum valla. Hele bizim oğlandan o evin anahtarını bir düşüreyim var ya. Gideceğiz o evde o hatunla aşkın kitabını yazacağız valla. İyi cesaret valla. Yok be, aşkın cesaretle ne alakası var kızım? Aşık olacaksın, hayata aşık olacaksın, sohbete, muhabbete aşık olacaksın. Bir kadına aşık olacaksın. Onu gördüğün zaman böyle kalbi hap 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 tir 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 diyecek. Değil mi lan cici? İşte o zaman yaşadım diyeceksin. Yoksa ne yapayım lan ben bu hayatı? Ola tabii be. Senin gibilere yakışır zaten aşık olmak. Yok be, herkese yakışır aşık olmak. Aşık olduğu insanı elinde sonunda yalnız bırakacaklara yakışmaz ki be Fikrim. İnsan sevdiğinin üzülmesine dayanamaz ki. Ha öyle diyorsun. Kızım aşkın matematiği, muhasebesi mi var be? Allah Allah. Ben var ya ben... üç günlük ömrü kalmış kadına aşık oldum biliyor musun? Ne diyorsun sen be? Ne? Nasıl? Haberin var mıydı? Vardı tabii. Kızım, dünya üç günlük dünya ya. İstediğin şeyi dibine kadar yaşayacaksın. Dibine kadar. Ya. Ondan sonra da birisi gidiyor. Sen böyle yüreğinin derinliklerini saklıyorsun onu. Ondan sonra devam, devam. Yeniden yaşamaya devam. Öyle. Doğru dedim. Ama sen gel de onu şimdi benim babama anlat. Onun aşkından kalan hiçbirimize yetmedi vallahi. Böyle senin dediğin gibi kenara saklamayı falan da beceremedi zaten. Bak, şu içmenin bir adabı vardır, öğrenmelisin. Aşkı yaşamanın da bir adabı vardır, onu da bileceksin. Anladın mı? Mesela bunu çok içersen ne olur? Övre övre kusarsın, sabah da başın ağrıyarak uyanırsın ha. Onu doğru dedin. Aferin kız, sen dayanıklı çıktın ha. Seninki şimdi burada içiyor olsaydı kusmaya başlamıştı. Aha, iti an geliyor bak bak. Baba ne iş var bunun burada ya? Ne diyorsun lan sen? Görüşürüz. Lan. Baba ne çağırıyorsun sen beni buraya? Lan oğlum bana bak, bugüne kadar hiçbirinize fiske vurmadım. Şimdi seni şuraya yatırır, sabaha kadar eşek sudan gelene kadar döverim ha. Baba ha. Ya. Ne babası? Yürü lan, yürü, yürü. Evine götür lan kız. Yürü. Ay şunlara bak ya. Deli aşıklar size. Araban nerede? Hayır ne bileyim ben nerede? Hep sana ne be? Ne demek sana ne Deniz? Hayatta duracak halin yok. Uzatma, ben bırakacağım, ver. Defol git peşimden ya, çığlık atacağım yoksa. Atarsın biliyoruz. Bir de karakolda sabahları senin yüzünden. Sabahlarız. Ay dolar mı peşimde? Ne? Ben mi dolanıyorum senin peşinde? Kızım sen bir etrafına bak istersen, benim mahallemdesin, farkında mısın? Benim mahallemde, benim parkımda, benim babamda kafayı çekiyorsun. Beni evden çağırtırıyorsun. Sonra ben dolanıyorum peşinde, yok ya. Üf, yeter ya, kim çağırmış seni ya? Kim çağırmış? Ben ne güzel keyif yapıyorum orada. Sen niye gelip benim keyfimi bozuyorsun ki? Ben nasıl geldiysem öyle giderim. Çekil. İyi be. Git çarp arabayı da öl. Üf, evet öleceğim. Ölürüm. Canım ne isterse onu yaparım ya. Sana ne? Ne? Ne var be? Ne yapıyorsun? Gel Ahmet ya bırak.
Ulan salak, eve mi getirdin kızı? Ne yapsaydın baba? Küfürlük etmişsin kızı. Arabası nerede bilmiyor. İş yaptın ha. Şşt. Kız Tecih'e aşık sana. Yok öyle bir şey yani, ne alakası var? Gün. Anam bu kız kim? Benim yeni gelin. Ne? Ne? Duydum seni Fikrim. Boşuna heveslenme. Sen ne bakıyorsun babam abla ya? O şey, öylesine konuşuyor işte. Benim başımda biçim ağrıyor ya. Ben sana dedim adabınla içmezsen başın ağrır. Günaydın. Günaydın. Derin ne oldu? Derin? Evet, o annesiyle babamla falan kahvaltı ediyordur herhalde. He? Tuvalet neredeydi? Sağa dön şu, yok. Sola dön, sola dön. İlk sol. Sol. Şurada, şurada. Şey, odaları karıştırma. Şey, Deniz Derin'in ablası da... Ne? Oğlum ne yapıyorsun? Ablayı mı çıkıyorsun ya? Allah kahretmişsin. Deniz'i mi çıkıyorsun abla ya? Benden ne alakası var? Babam içirmiş kızı. Kız sarhoş. Arabası nerede bilmiyor filan. Ne yapsaydım kızı şimdi? Yoldan bu yoldan bıraksaydım kızı? Delirdin iyice. Ya sus. Sus. Günaydın. Günaydın. Aha. Anam ne kadar güzel kız ya. Ya sen de fena sayılmazsın. Abi ben rüyada mıyım şu anda? Salak mısın yürü git ya. Allah Allah. Ay. Kahvaltı edeceğim mi gelin hanım? Ay aslında çok içim ya, fena olmaz. Pes. Şey, Deniz'cim biz dışarıda yiyelim yani acelemiz var ya. Yolda giderken atıştırırız bir şeyler. Sen de al şunu baba. Git de başımda lehe soktun ha. Al ne yapıyorsan yap. Şişt, alırım dedim alırım oğlum ben. He aldın aldın. İşte rahmet oğlum. Elektriğini, suyunu, kirasını ödeyeceksin. He ödeyeceğim baba. Hepsini ödeyeceğim yapacağım. Bekle beni hatunanım geliyorum. Deniz'ciğim sen de. Bir şeyciğim Deniz'ciğim. Emin oldum o zaman. Küçük görüşürsünüz inşallah. Abla senin de yüzün bembeyaz ya. Sen bence biraz daha dinlen yani. İyi gelir sana. Şey yapma. Rahmet, görüşürüz abi. Kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Anacığım, rahmet haklı. Sen git dinlen, ben çocukları hallederim. Hatta şeyi de kahvaltını da getiririm, işleri bile getiririm. Sen hiç soğukta bile çıkma yer bugün, tamam? Hadi git. Ay vallahi hayır, diyemeyeceğim. Ama bak sen ya. Ya Hikmet abi, rahmet abinin üniversitesine kaç puanla giriliyor? Hadi Fiko, hadi. Hadi giyiniyorsunuz. Laflara bak. Çok güzel kız değil miydi ya? Oğlum salak mısın? Hocam. Ha rahmet. Gel. Sınıf sana emanet. Tamam hocam. Soruları tahtaya yazdım. Biraz uğraşsınlar. Sonra sen tahtaya hepsini çözersin. Tamam. Hadi bakalım. Ses çıkmasın, külahları değişmeyelim. Peki hocam, tamam hocam. Tabii ki. Deniz Hanım yok mu? İki gündür okula gelmiyor hocam. Tamam. Devam edin siz. Abla. Abla hadi bir şeyler ye ne olur.
Ya abla niye böyle yapıyorsun? İlaçlarını da içmiyorsun. Bir lokma bir şey yemedin. Abla. Of babamlar da gidecek zamanı buldu ha. Nasıl başa çıkacaksam ben seninle. Çıkma derin. Başa falan çıkma benimle. Çık senin dersin falan yok mu git. Ne oluyor Deniz ya? Ne yaptım ben sana? Yine şöyle yapma ne olur. İstemiyorum Deniz seni anlamıyor musun? Uğraşma benimle. Çık diyorum ya. Uğraşma benimle. Ya abla ama kahvaltı etmem. Ya kahvaltı da istemiyorum Deniz anlamıyor musun? Senin ilaçlarını da istemiyorum. Seni de istemiyorum ya. Uğraşma benimle diyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kimseye hasta falan da demeyeceksin. Duydun mu? Ne diyeceğim? Bilmem. Parti parti geziyor de. Nerede sabahladığı belli değil de. Ne diyorsan ne derin. Hadi çık ya. Kapıyı da kapat. Çık. Banu Hanım, buyurun. Ben çıkıyorum. Siz Deniz'e göz kulak olun, olur mu? Olur Deniz. Bir de biraz sakinleşsin, bir odaya da çıkın. Ortalık berbat oldu. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Evet, ne istiyorsun? Deniz'in raporu. Öğrenci işleri bütün hocalara birer kopyasını dağıtmamı istedi. İyi tamam. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Aslında var. Deniz'e ne yaptın Rahmet? Hiçbir şey. Ondan mı ortalığı kasıp kavuruyor? Sen mi bir şey yaptın? Bak doğru söyle bana. Doğru söylemek pek senin tarzın değil ama. Lafı dolandırma Derin. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra da çık. Yorma beni. Aranızda ne geçtiğini bilmek istiyorum Rahmet. Ablamın bana anlattığından daha fazlası olduğundan şüpheleniyorum çünkü. Bak ben Deniz'i sadece bir kere lisedeyken böyle gördüm. O zamanki sevgi... Deniz'in aşk hayatıyla ilgilenmiyorum ben. Tamam mı? Seninle de ilgilenmiyorum. Hı? Ne senin saçmalıkların, ne onun oyunları. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Sen de benim umurumda değilsin. Ben ablamı düşünüyorum. O zaman da böyle oldu. Sonra çekti gitti. Babam onu bulup geri getirdiğinde ise... O neşeli, deli dolu Deniz gitti. Yerine insanlarla oynamaktan zevk alan, onlara acı çektirmekten mutlu olan biri geldi. Ne senin? Annesi yüzünden değil miymiş? Ne alakası var? Deniz'in annesi 3 yaşındayken ölmüş. Annemle babası da sonradan evlendi zaten. Nasıl ölmüş? Trafik kazası diye biliyorum ben. Sen niye annesi dedin? Ha yok, yok bir şey ya ben... Bak gördüğün gibi meselenin benimle bir alakası yok. Değil mi? Tamam bittiyse çıkabilirsin. Nene çalışmam lazım çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.